Değerli seyircilerimiz, hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına. Bugün 30 Ekim 2021 Cumartesi, yine Manisa Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan tüm önemli gelişmelerin ayrıntılarıyla ana haber bültenimizde bu akşam da karşınızda olacağız. Bugün aynı zamanda hepimizin yüreklerini dağlayan bir günün yıl dönümü değerli seyircilerimiz. 117 kişinin yaşamını yitirdiği Büyük İzmir depreminin üzerinden tam bir yıl geçti. Yaşanan anlar, yaşamını yitirenlerin acıları hafızalarımızdan da yüreklerimizden de silinmedi. AFAD'dan İzmir depreminin birinci yıl dönümüyle ilgili bazı açıklamalar yapıldı. Açıklamalarda toplam 107 kişinin enkazdan sağ olarak çıkarıldıkları, afetzedelere 69 milyon TL tutarında nakdi yardım yapıldığı ifade edildi. Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi raporuna göre 30 Ekim saat 14.51'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem Kuşadası Körfezi açıklarında Doğan Bey Mahallesi'nden yaklaşık 23 kilometre güneyde Ege Denizi'nde yaşandı. Özellikle İzmir'in Bayraklı ilçesini vuran depremde 117 kişi yaşamını yitirirken 1034 kişi de yaralanmıştı. İzmir'in tüm ilçelerini ve başta Manisa olmak üzere çevre illeri de sarsan deprem, hafızalara yıkılmış binalar, enkaz altından saatler sonra kurtarılan Ayda, Elif, İnci gibi umudun simgesi haline gelen çocuklarla kazındı. Allahu Ekber! Ayda! Allahu Ekber! Depremin ardından hayatta kalanların umudunu ve yitirilenlerin acısını paylaşmak için Türkiye'nin her yerinden yardıma koşan gönüllüler, sivil toplum kuruluşları ve resmi kurum görevlilerinin canla başla çalışması da unutulmadı. İzmir'de tarifsiz acıların yaşandığı deprem bölgesi, enkaz yığınına dönen binaların altında kalan çocukların yaşam mücadelesine de tanıklık etti. Arama kurtarma ekiplerinin depremin hemen ardından yıkılan binaların enkazında geceli gündüzlü gerçekleştirdiği özverili çalışmayla 3 yaşlarındaki Ayda Gezgin ve Elif Perinçek, 14 yaşındaki İdil Şirin, 16 yaşındaki İnci Okan ve 15 yaşındaki Günay Özışık depremden saatler sonra beton blokların arasından gün ışığına çıkarıldı. Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra çıkarılan Ayda Gezgin ise alkışlar ve gözyaşlarıyla enkazdan alındı. Ayda'nın annesi Fidan Gezgin ise depremde hayatını kaybetti. Deprem sonrasında tüm Türkiye yardım seferberliği başlattı. Hasar tespit çalışmaları yapıldı, konteyner evler kuruldu. Psikososyal desteğe kadar her alanda yardım bölgeye ulaştı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ise 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de yaşanan deprem felaketinin yıl dönümünde bir açıklama yayımladı. Açıklamada depremin meydana getirdiği sonuçlarla yapılan yardım faaliyetleriyle ilgili bilgiler yer aldı. Afetzedelere toplam 69 milyon lira nakdi yardım yapıldığının duyurulduğu açıklamada toplam 107 kişinin de enkazdan sağ olarak çıkarıldığı ifade edildi. Bu vesileyle bir kez daha Büyük İzmir depreminde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun ve kayıp yaşayan herkese sabır, metanet, başsağlığı diliyoruz değerli seyircilerimiz. Gündemden bir önemli gelişmenin ayrıntılarıyla daha devam edelim. Irak'ın kuzeyinde yer alan Avashin bölgesindeki 1917 rakımlı tepede teröristlerin silah deposu olarak kullandıkları belirlenen mağara Mehmetçik tarafından ele geçirildi. Mağaradaki 4 teröristin silahlarını bırakarak teslim oldukları anlar kameralara bakın nasıl yansıdı. Teslim oluyorlar. Teslim oluyorlar. Çıkıyorlar. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe serisi operasyonlardan Pençe Yıldırım Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor. Avashin bölgesinde teröristlerin inlerine tek tek giren Mehmetçik, sağdan alınan istihbarat, insansız hava araçlarının tespiti ve yakalanan teröristlerin ifadelerine göre nokta operasyonlar yapmayı sürdürüyor.
Bu kapsamda Avaşin bölgesinde 1917 rakımlı tepedeki bir mağaranın teröristler tarafından silah deposu olarak kullanıldığının belirlenmesi üzerine Mehmetçik söz konusu bölgeye nokta operasyonu düzenledi. Mağaranın yakınına helikopterlerle indirme harekatı gerçekleştiren komandolar çok kısa sürede çevreyi kontrol altına aldı. Gerektiği gibi kendi güvenliklerini de sağlayan Mehmetçik mağarada bulunan teröristlere teslim ol çağrısında bulundu. Kaçacak yerleri kalmadığını anlayan teröristler silahlarını bırakarak teslim oldu. Mağaradan çıkan 4 terörist komandolar tarafından teslim alındı. Aralarında kadınların da bulunduğu teröristlere Mehmetçik tarafından su verilirken mağarada yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Küçük bir boşluktan girilen mağarada birçok bölüm dikkat çekti. Odalara bölünmüş mağarada teröristlere ait 2 doçka ile silaha ait sehpa, 7'si Kalaşnikov, biri M16 ve biri de keskin nişancı olmak üzere 12 tüfek, 2 biksi makineli tüfek, 2 roket atar ve çok sayıda mühimmatla 1 kutu el bombası, telsizler, 2 oksijen tüpüyle tıbbi malzeme ele geçirildi. Değerli seyircilerimiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de üretimi daha önce gerçekleştirilemeyen kan ürünlerinin bundan böyle üretilmeye başlanacağını duyurdu. Yerli plazma üretim tesisinin temel atma töreninde konuşan Bakan Varank, global firmaları yatırım yapmak üzere Türkiye'ye davet ederken, açılışı yapılan fabrikanın dünyada bu alandaki 13. tesis olacağını söyledi. Yerli plazma üretim tesisi temel atma töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleşti. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve iş dünyasından temsilciler katıldı. Fabrikanın dünyada 13. tesis olacağını söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu tesisle birlikte Türkiye'de üretimi daha önce gerçekleştirilemeyen kan ürünleri üretilmeye başlanacak dedi. Dünyada sadece 12 merkezde üretilen, maalesef Türkiye'de daha önce üretimi gerçekleştirilmeyen kan ürünleri inşallah üretilmeye başlayacak. Yani bu fabrika dünyada bu alandaki 13. tesis olacak. Üretime geçtiğinde yaklaşık 450 vatandaşımıza ekmek kapısı olacak bu yüksek teknolojili tesis, Türkiye'den her yıl yurt dışına ödenen 1.2 milyar liralık rakamında yurt içinde kalmasını sağlamış olacak. Plazma ürünlerindeki en önemli husus olan kan tedariki konusu da Türk Kızılayı ile yapılan anlaşma neticesinde inşallah çözülmüş oldu. Tam kan bağışından elde edilen ancak kullanılmayıp çöpe giden plazmalar bu fabrikamızda değerlendirilmeye başlayacak. Tabii bu projenin vatandaşlarımızın sağlığına olan katkısı ekonomik katkılarının gerçekten çok çok üzerinde. Türkiye'nin ilk kan ürünleri biyoloji laboratuvarı da kurularak önemli hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar burada İstanbul'umuzda geliştirilmeye başlanacak. Bu vesileyle Türkiye'de çok büyük bir eksiklik olan kan ürünleri alanında bu muazzam yatırımın ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Konuşmanın ardından tesis dualar eşliğinde açıldı. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz, butonlara basıyoruz. Ya Allah, Bismillah. Şimdi de havanın kentimiz ve bölgemiz için önümüzdeki hafta ve yarından itibaren neler öngördüğüne bakalım değerli seyircilerimiz. Yağışlar geri dönüyor gibi görünüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Manisa için uyarılarda bulunarak pazar ve pazartesi günleri yağışlı havanın yeniden etkisini göstereceğini açıkladı. Meteorolojinin yayınladığı haritaya göre pazar günü aralarında Manisa'nın da olduğu 52 ilde sağanak yağmur bekleniyor. Manisa'da pazar ve pazartesi günleri yağışlı geçecek. Öte yandan Doğu Anadolu'da kuvvetli yağış ve yüksek kesimlerinde kar, Marmara Denizi'nde ise kısa süreli fırtına tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalarla buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıda bulundu. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi de öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'yla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu bölgesindeki Erzurum, Erzincan, Kars ve Ağrı'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olacak. Kuvvetli yağışların bölge genelinde akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Diğer yandan Erzurum çevreleriyle Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis'in yüksek kesimleri, Van'ın güneyi ve batısıyla Hakkari'nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor. Değerli seyircilerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in ev sahipliğinde bir resepsiyon düzenlendi. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Vali Karadeniz, gün içinde düzenlenen tören organizasyonu için de Manisa halkına ve protokole teşekkürlerini sundu. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ev sahipliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında resepsiyon gerçekleştirildi. Resepsiyona Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve eşi Şeyda Ergün, Manisa Milletvekilleri, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Başkan Danışmanı Nursel Usta Mehmetoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Ali Uçak, MHP İl Başkanı Murat Öner, Ülke Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, askeri erkan, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz resepsiyona gelen konukları tek tek karşıladı. Vali Karadeniz günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında gün içinde düzenlenen tören organizasyonu için Manisa halkına ve protokole teşekkür etti. İşte bugün Cumhuriyet'in ilan yıl dönümü ve milletimizin gerçekten hak ettiği, layık olduğu yönetim şekline kavuştuğu günün yıl dönümü. Ve bu anlamda da bugün gerçekten çok güzel tören organize edildi. Bu tören organizasyonunda emeği geçen herkese ben şükranlarımı sunuyorum. O bayramı güzelleştiren, hiç kuşkusuz bayramı izlemek üzere oraya gelen değerli halkımızdı, Manisalılardı. Onlara da şükranlarımı sunuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu videonun izlenmesinin ardından resepsiyonda Türk sanat müziği sanatçısı Mustafa Sağ Yaşar da konser verdi. Unutulmaz Türk sanat müziği eserlerini konuklarla birlikte seslendiren Mustafa Sağ Yaşar'a konserin ardından hediye takdiminde bulunuldu. Resepsiyon sonrası Manisa TV'ye konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, tüm Manisalılara Cumhuriyet'in coşkusunu yücelttikleri için teşekkür ederim dedi. Cumhuriyetimizin 98. yaşını çok büyük bir coşkuyla tüm Manisalılar olarak kutladık. Dün başlayan protokol törenleri ve bugün sabahtan itibaren süren coşku dolu törenlerimizle bütün Manisalılar Cumhuriyet coşkusunu gencinden yaşlısına 7'den 77'ye yaşadılar. Cumhuriyet ilelebet payidar olsun. Cumhuriyetimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ve nice Cumhuriyet'in ilanının yıl dönümlerinde yine Cumhuriyet'i taçlandırarak bayrağımızı yücel kutlamalara devam edeceğiz. Cumhuriyet coşkusunu paylaşan 7'den 77'ye tüm Manisalılara Cumhuriyetimizin coşkusunu yücelttikleri için teşekkür etmek istiyorum. Yayınınız için de size teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Manisa Televizyonu ailesi olarak bir kez daha 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz değerli seyircilerimiz. Sırada ne yazık ki sağlık alanından yine üzücü bir haber var. Manisa'nın Turgutlu Devlet Hastanesi'nde
güvenlik görevlisiyle tartışan bir kişi hastaneden ayrıldıktan sonra kalabalık bir grup halinde geri dönerek görevliyi darp etti. 5 kişinin gözaltına alındığı olay nedeniyle yüzünden yaralanan güvenlik görevlisi tedavi altına alınırken olaya tepki gösteren hastane çalışanları bir süre hasta kabulü yapmadı, eylem düzenledi. Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Turgutlu Devlet Hastanesi'ne darp olayı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre güvenlik görevlisi Süleyman D. ile tartışan bir hasta yakını daha sonra hastaneden ayrıldı. Bir süre sonra yanında kalabalık bir grupla hastaneye gelen hasta yakını ve beraberindekiler güvenlik görevlisi Süleyman D.'yi darp etmeye başladı. Durum üzerine diğer güvenlik görevlileri araya girerken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaşanan olayın ardından hastaneden ayrılan saldırganların yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Güvenlik kameralarından saldırganların kimliklerini tespit eden polis ekipleri, saldırganların bulunduğu kahvehaneye giderek olaya karıştığı şüphesiyle 5 kişiyi gözaltına aldı. Yüzünden yaralanan Süleyman D. ise tedavi altına alındı. Süleyman D.'nin burnunun kırıldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde de yaralanmaların bulunduğu öğrenildi. Öte yandan saldırıya tepki gösteren hastane çalışanları bir süre hasta kabul etmeyerek eylem yaptı. Eylemin ardından hasta kabulüne devam edildi. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ise bir traktör sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. 51 yaşındaki adam kullandığı traktörün devrilmesi sonucu ne yazık ki hayatını kaybetti. Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Siteler Mahallesi Töre Sokak Kanal Yolu mevkiinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tarlasından dönen 51 yaşındaki Halil Kapçak kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun kenarına devrilen traktörün altında kalan Halil Kapçak'ı görenler durumu hemen 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi de sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Halil Kapçak'ın cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Halil Kapçak'ın cenazesi morga kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sevgili seyircilerimiz, Manisa Futbol Kulübü'nün düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet U12 şenliğinde minik futbolcular keyifli bir turnuva yaşadı. Manisa Futbol Kulübü'nün altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Özcan Nalbantlar ve turnuvaya katılan kulüp antrenörleri Manisa Televizyonu'na konuştu. Manisa Futbol Kulübü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılı münasebetiyle U12 Futbol Şenliği düzenlendi. Tevfikler Spor Tesislerinde düzenlenen futbol şenliğine Manisa Futbol Kulübü'nün yanı sıra Salihli Spor, Kula Gençlik Spor, Soma Zafer Spor, İstasyon Gençlik Spor, Servi Tepe Akademi, Manisa Spor, Genç Ordu Spor, Karabulut Spor, Çıkırıkçı Gençlik Spor, Poyraz Spor, Yunus Emre Belediye Spor, Turgutlu Spor, Akhisar Yıldırım Spor, Göl Marmara Spor, Eşmeliler Spor Kulübü, Avşar Spor, Horozköy Spor, Anka Spor, Kırkaç Acar İdman Yurdu, Çatalköprü Spor, Manisa Yıldız Spor takımlarından toplamda 24 takım 460 sporcu katıldı. Renkli görüntülere sahip olan turnuvada çocuklar doyasıya futbolun keyfini çıkardı. Düzenlenen turnuva vesilesiyle Manisa'nın çeşitli yerlerinden gelen takımlarda altyapı taramasının yapıldığını ifade eden Manisa Futbol Kulübü altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Özcan Nalbantlar, Manisa FK'nın altyapısının güçlü olduğunu vurguladı. Ciddi bir altyapıya sahibiz. Yani bölgede önemli bir altyapıya sahibiz. Tabii bizim imkanlarımız birçok altyapı kulüplerine göre iyi. Bunda tabii en büyük faktör Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Kulüp Başkanımız Mevlüt Aktan. Altyapımızda yaklaşık 10 tane takımımız var. U9'dan U19'a kadar. Ve biz bu sene elit akademi ligi oynayacağız. Yani futbol okullarımızda bugünkü sayımız 1480 var. Yani biz başlı başına çok ciddi bir organizasyonun altına imza atıyoruz. Bugünkü turnuva bu işin sadece bir parçası.
Manisa FK'nın yeni bir kulüp olmasına rağmen altyapıda fark yarattıklarını belirten Nalbantlar, Türkiye'deki yetenekleri bu kulübün bünyesine katmak istiyoruz dedi. 173 tane çocuğumuz var, yaklaşık bunun 140 tanesi Manisa'dan. Diğer 30 çocuğumuz, gerçi ilçeler de dahil 30'a yakın çocuğumuz dışarıdan var. Biz Türkiye'deki bütün yetenekli çocukları bu kulübün bünyesinde toplamak istiyoruz. Biz Manisa Futbol Kulübü olarak çok yeni bir kulübüz ama hem kulüp bazında, yani organizasyon anlamında, hem altyapı anlamında Türkiye bizim farkımıza. Biz o farkındalığı yarattığımızı biliyoruz. Doğru eğitimle birlikte yetiştirirsek hem Manisa Futbol Kulübü'ne hem de Türk futboluna kazandıracağız. Manisa Futbol Kulübü Futbol Altyapı Akademi Direktörü Levent Bayraktar da altyapıda çocukların eğitimine önem verdiklerini belirterek şunları söyledi. Gerçekten çok mutluyuz. Cumhuriyet Bayramı gibi anlamlı bir günde çocuklarla birlikte olmaktan. Bize bu imkanları tanıyan çok değerli belediye başkanımız Cengiz Ergün'e, kulüp başkanımız Mevlüt Aktan'a şahsım adına çok teşekkürler ediyorum. Onları hem fiziksel hem taktiksel ve psikolojik yönden geliştirmek ve profesyonel hayata hazırlamak amacındayız. Bunun yanı sıra tabii sadece görevimiz iyi sporcular yetiştirmek değil, aynı zamanda çevreye, doğaya, hayvanlara, evrende yaşayan tüm canlılara saygılı olmayı, vicdanlı, ahlaklı, dürüst bireyler yetiştirmek gibi de bir sorumluluğumuz var. Aynı zamanda bu sosyal sorumluluk projesi. O yüzden çok önemli bir görevimiz var. Turnuvaya katılan takımların antrenörleri, organizasyon için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve Manisa FK Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan'a teşekkürlerini iletti ve Manisa TV'ye turnuvayı değerlendirdi. İnan bana çok güzel, çok beğendik. Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ediyoruz. Uzun zamandır pandemiden dolayı çocuklar maç oynamıyordu. Bu turnuva bizim için çok iyi oldu. Umarım her sene olur. Her sene de katılmak için elimizden geleni yapacağız. İlk defa bir turnuvaya katılıyoruz. İlk defa katıldığımız için de çok memnunuz yani. Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e bu güzel ortamı hazırladığı için teşekkür ediyoruz. Burada diğer altyapı antrenörü hocalarımıza ve bayram havasında geçen bugün de çocuklarımızı da burada huzurlu bir şekilde sporumuzu yapıyoruz. Başarılı olmuş olmamış çok önemli değil. Onların en azından sporla ulaşmaları bizim için yeterli. Törenin kapanışında Manisa TV'ye konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'da hayata geçirdikleri sportif yatırımların geleceğin teminatı olan çocuklar için yapıldığını söyledi. Uluslararası arenalarda çocuklarımızı, Türkiye'mizi, Manisa'mızı temsil edecek bireyler haline getirebilmek, hem de sağlıklı bir nesil yetiştirebilmek, ama en önemlisi vatanını seven, kendine olan özgüvenini artırmış bireyler haline getirebilmek. Tek amacımız bu. İşte bu amaçlar için bütün bu tesisler yapılıyor. Tek çocuklarımız daha iyi imkanları, daha iyi şartları alsınlar düşüncesiyle hareket etmeye çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, Manisa Futbol Kulübü olarak, Belediye Spor Derneği olarak. 1-2-3 Manisa! Sevgili seyircilerimiz, Manisa Futbol Kulübü'nün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği U12 Cumhuriyet Futbol Şenliği görkemli bir törenle sona erdi. 23 takım ve 460 sporcunun mücadele ettiği şenlikte Cumhuriyet coşkusu futbolla buluştu. Kapanış törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de katıldı. Ergün törende yaptığı konuşmada Manisa'da hayata geçirilen sportif yatırımlarla adeta bir sporcu ordusu yetiştirdiklerini altını çizdi. Turnuvaya katılan tüm takımları tebrik etti. Manisa Futbol Kulübü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 2010 doğumlu sporcuların katıldığı U12 Cumhuriyet Futbol Şenliği sona erdi. Tevfik Lav Spor Tesislerinde düzenlenen futbol şenliğine Manisa FK'nın yanı sıra Salihli Spor, Kula Gençlik Spor, Soma Zafer Spor, İstasyon Gençlik Spor, Selveli Tepe Akademi, Manisa Spor, Genç Ordu Spor, Karabulut Spor, Çıkrıkçı Gençlik Spor, Poyraz Spor, Yunus Emre Belediye Spor, Turgutlu Spor, Akhisar Yıldırım Spor, Göl Marmara Spor, Eşmeliler Spor Kulübü, Avşar Spor, Horozköy Spor, Anka Spor, Kırkağaç Acar İdman Yurdu, Çatalköprü Spor, Manisa Yıldız Spor takımlarından toplam 460 sporcu katıldı.
Gün içerisinde oynanan müsabakaların ardından turnuvanın kapanış töreni gerçekleştirildi. Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Murat Öner, Milliyetçi Hareket Partisi Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Başkan Vekili Engin Anlı, Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin Hasacar, Özcan Nalbantlar, Tanju Balatlı, Ali Arslan, Ahmet Karadağ ve Kadir Murat Çam'ın yanı sıra kulüp yöneticileri, antrenörler ve sporcuların aileleri katıldı. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan bir konuşma yaptı. Manisa Futbol Kulübü olarak Türk futboluna örnek sporcular kazandırmayı kendilerine ilke edinerek yola çıktıklarını belirten Aktan, konuşmasında turnuvaların devamının geleceğini vurguladı. En yeni tesisimizi, en yeni futbol sahamızı altyapıya tahsis ettik. Çünkü biliyoruz ki altyapıya yapacağımız yatırım geleceğimize yapacağımız yatırımdır. Altyapımızdaki gençlerimizin gelişimine önem verdiğimiz gibi ilimizin gençlerinin sportif faaliyetlerini destekleyici çalışmalar da bizim için büyük bir önem arz etmektedir. Manisa'mızda ve çevre illerde faaliyet gösteren 20 futbol okulumuzda yaklaşık 2000 çocuğumuza futbol eğitimi veriyoruz. Sosyal sorumluluğumuzun bilincinde olarak her sene gelişen ve sürdürülebilir turnuvalar gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Önümüzdeki süreçte farklı yaşlarda turnuvalarda da düzenleyeceğimizi şimdiden müjdelemek istiyorum. Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan'ın ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de bir konuşma yaptı. Başkan Ergün tüm takımları tebrik ederek Cumhuriyet Bayramlarını kutladı. Bu güzel turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ediyorum. Bugün Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 98. yılını coşkuyla kutluyoruz. Öncelikle hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Maşallah, maşallah. Burada iş var. Göreve geldiği ilk günden itibaren çocukları spora özendirecek ve kötü alışkanlıklardan uzak tutacak projelerin içinde yer aldıklarını ifade eden Başkan Ergün, belediye bünyesinde 15 branşta 5000'in üzerinde çocuğa spor hizmeti verdiklerini söyledi. Evlatlarımızı spora özendirecek ve kötü alışkanlıklardan uzak tutacak projelerin içinde hep yer aldık. Bu güzel organizasyona ev sahipliği yapan Tevfik Lav spor tesisi gibi birçok spor tesisini üretken belediyecilik anlayışıyla Manisa'mıza kazandırdık. Manisa Büyükşehir Belediye Spor çatısı altında çocuklarımızın ve gençlerimizin daha çok spor yapma imkanı bulabilmesi için 15 branşta 5000'in üzerindeki sporcumuza hizmet veriyoruz. Bu branşta sayısız başarılara imza atan sporcuları bünyemizde bulundurmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün konuşmasının devamında Manisa Futbol Kulübü'nde verilen eğitimlere de değindi. Gelecekte elde edeceğiniz başarılar sırasında belediye olarak yanınızda olacağız ifadelerini kullandı. Manisa Futbol Kulübümüzün altyapıya verdiği önem ve yenilik hamlesiyle bugün 2000'e yakın evladımız sportif eğitim almaktadır. Manisa Büyükşehir Belediye sporumuzun sporcularıyla birlikte toplamda 7000'e yakın çocuğumuzun spor eğitimi aldığı dev bir sporcu ordusuna sahibiz. Sizler gelecekte elde edeceğiniz başarılarla uluslararası arenada bizleri ve Manisa'yı en güzel şekilde temsil edeceksiniz.
Büyükşehir Belediye'miz ve tüm futbol kulübü, belediye spor ekibi her zaman yanınızda olacaktır. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün konuşmasının son bölümünde turnuvaya katılan tüm takımları tebrik etti. Bu anlamlı turnuvaya katılan tüm takımlarımızın tamamı benim gözümde şampiyondur. Takımlarımızın değerli hocalarını ve sporcularını ayrı ayrı kutluyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün konuşmasının ardından turnuvaya katılan tüm takımlara plaket, katılım belgesi ve Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılı münasebetiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleme aldığı eşsiz eser nutuk armağan edildi. Manisa Futbol Kulübü tarafından organize edilen U12 Futbol Şenliği hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu. Sevgili seyircilerimiz, Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler Birincilik A grubunda mücadele eden Manisa temsilcisi Jeopark Kula Belediyespor 4. hafta mücadelesinde konuk ettiği Alanya Belediyespor'a 3-0'lık sonuçla mağlup oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler Birincilik A grubunda Manisa'yı temsil eden Jeopark Kula Belediyespor 4. hafta müsabakaları kapsamında Antalya temsilcisi Alanya Belediyespor'u konuk etti. Yeni spor kompleksinde oynanan mücadelede istediği performansı sergileyemeyen Jeopark Kula 21-25, 13-25 ve 22-25'lik set skorlarıyla rakibine 3-0 mağlup oldu. Voleyboldan basketbola geçelim şimdi de. Manisa Büyükşehir Belediyespor basketbol takımı 31 Ekim Pazar günü, yani yarın saat 15.45'te yapacağı Antalya Güneşi maçı için son hazırlıklarını da tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Mücadele Manisa Televizyonu'ndan da canlı olarak yayınlanacak. Türkiye Basketbol Ligi 2021-22 sezonunun 5. hafta maçında 31 Ekim Pazar günü saat 15.45'te Muradiye Spor Salonu'nda Antalya Güneşi ile karşılaşacak Manisa Büyükşehir Belediyespor basketbol takımı karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı. Baş antrenör Ceyhun Cebadak yönetiminde bu hafta süresince yoğun bir tempoda çalışan yeşil beyazlı dev adamlar maçın oynanacağı Muradiye Spor Salonu'nda çalışmalarını noktaladı. Basketbol severlerin Manisa Büyükşehir Belediyespor Antalya Güneşi karşılaşmasını Manisa Televizyonu ekranından canlı olarak izleyebilecekleri belirtildi. Pandemi kuralları gereği seyircilerin maça giriş şartları ise şu şekilde: 2 doz aşısını olmuş ve aşı kartı mevcut kişiler, herhangi bir nedenle COVID-19 teşhisi konmadığı sürece ikinci aşıyı olduğu tarihten itibaren 14 gün sonra başka bir koşula tabi olmaksızın 3 ay süreyle oyun alanında yer alabilirler. Herhangi bir nedenle aşı kartı sahibi olmayanlarla ayda bir yapılması gerekli antikor testleri negatif çıkan kişilerin müsabakadan en fazla 2 gün önce alınmış negatif PCR testine sahip olmaları gereklidir. Manisalı genç milli boksçu Can Emir Göç 2022 yılında gerçekleşecek Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor sevgili seyircilerimiz. Göç, Manisa'ya gururu yaşatmak için çok çalıştığını anlattı. Manisalı profesyonel boks milli sporcusu Can Emir Göç, 2022 yılında düzenlenecek olan Türkiye Profesyonel Boks Şampiyonası'nda Manisa'ya gururu yaşatmak için çalışmalara başladı. Profesyonel boks milli sporcusu Can Emir Göç, bugüne kadar elde ettiği büyük derecelerine bir yenisini daha eklemek için boks antrenörü Yahya Aslan kontrolünde günde 2,5 saat antrenman gerçekleştiriyor. İnşallah istediğimiz hedefi, istediğimiz başarıyı yakalayacağımızı umuyorum. Onun için de şu an yoğun bir tempoda antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Her gün ortalama 2-2,5 saatlik antrenmanlarımız var. Umarım Allah'ın izniyle de 2022'de Manisa'mıza güzel bir başarı ve güzel bir dereceyle geri dönüş yapacağız. Milli sporcu Can Emir Göç'ün hedefi 2022 yılında Manisa'yı en iyi şekilde temsil etmek. Göç, önce Türkiye Şampiyonası, daha sonra ise uluslararası turnuvalarda başarılara imza atmak istiyor. Yarışmalara hazırlanıyoruz.
antrenörüm Yahya Aslan nezaretinde. İnşallah yaptığımız başarıların derecelerin üzerine daha iyilerin daha büyük başarıları koymak için çalışıp çabalayacağız. Sonuna kadar savaşımızı vereceğiz. Son hatırlatmamız da futboldan olacak. Veda etmeden önce değerli seyircilerimiz, kısa bir süre önce sonuçlandı maç. Hepinizin iyi bildiği gibi TFF 1. Lig'in 11. hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü kendi sahasında ağırladığı rakibi Beypiliç Boluspor'la 2-2 berabere kaldı. Mücadelede Boluspor 24. dakikada 10 kişi kalırken Manisa Futbol Kulübü'nün golleri 45+2 ve 73. dakikada Okan Eken'den geldi. Manisa FK böylelikle ligdeki ilk beraberliğini de almış oldu değerli seyircilerimiz. Böylelikle bu hatırlatmayla bu akşamki ana haber bültenimizin de sonuna gelmiş oluyoruz. Hem haber merkezinden hem de canlı yayın ekibinden arkadaşlarımızla birlikte hepinize sevdiklerinizle gönlünüzce yaşayacağınız bir hafta sonu tatili geçirmenizi diliyoruz. İyi akşamlar efendim.